Resulzade'ye saygısızlıktır. Biz katiyetle Moskova Anlaşması'nı kutlayanlara yazıklar olsun diyoruz ve bu millete hesabınızı vereceksiniz. Boraltan Köprüsü'nde ve Çaldıran Savaşı'nın hesabını bize vereceksiniz. Ve isterim ki son olarak yayımı Atatürk'ün ve Resulzade'nin Cumhuriyeti nasıl kuruldu, nasıl kurdu onunla ilgili ikinci videonu izleyelim ve ondan da yayımı bitirmek istiyorum. Azerbaycan'ın ilk parlamentli respublikasının bir nüvresi koyulur. Azerbaycan Milli Şurası'nın 1918. Nevrin 19'unda Mehmet Emin Resulzade'nin sədriyle keçirilen iclasında Azerbaycan parlamentçiliği tarihinin çok mühüm kararları kabul olunur. O zaman Azerbaycan Cumhuriyeti fevqalada derecede çetin ve mürekkep şahitli faaliyet göstermesine bakmayarak son derece demokratik inkişaf yolunu tutur. Sayın tarihçiler, Sayın İlber Ortaylı, size sesleniyorum. Bizi İran dediniz, bıraktınız. Ama modern tarihinize bakın. Bir tane aydınınızı bile konuşmasına izin vermediniz. O Cumhuriyet Mahkemesi'nde yargılanan paşalarınız, Karabekir Paşa, diğer paşaların savunucusu kim idi? Ahmet Davutoğlu, Ahmet Ağoğlu'nun eşi, ilk Anadolu ajandasını kuran ve ilk muhalif gazetesinin baş müşaviri olan, daha doğrusu Nuri Paşa'nın ve Mustafa Kemal Paşa'nın müşaviri olan Ahmet Bağoğlu'nun Akın gazetesi neydi? Türkiye'de çok partili rejimin 46 seçimle 45'ten itibaren Demokrat Parti'ni kuranlardan kim idi? Samet Bey Ağoğlu. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden farkımız bir tekti. Biz aydınlarımızı Ali Merdan Bey Topçubaşov'un, Fethullah Gülen Hoyski'nin, Necip Bey Yusuf Beyli'nin iradesiyle bir cumhuriyet kurduk. Ama Türkiye askeri iradeyle, yani o özellikle Kuvay Milli'nin iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Yani bizim farkımız buydu. Biz demokratik bir cumhuriyet kurduk. Türkiye ise etatist bir cumhuriyet kurdu. 9 Noyabr tarihli həmin iclasda qeyd olunur ki, parlamentdə dövlətin hüdudlarında yaşayan bütün millətlər təmsil olunmalıdır.
kanununda parlament seçileceği Rus Milli Şurası'ndan 10, Alman Ehalisi Milli Teşkilatı'ndan 1, Yahudi Milli Teşkilatı'ndan 1, Gürcü Komitesi'nden 1, Palyak Komitesi'nden 1, Ermeni ehalisinden 21 nümayəndənin iştirakı nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, qanunda Azərbaycan Cumhuriyyəti parlamentinə Bakı Həmkarlar Təşkilatı Şurası tərəfindən 3, Bakı Sənaye Ticaret tərəfindən isə 2 nümayəndənin göndərilməsi və parlament üzvlərinin deputat toxunulmazlığı planlaşdırılır. Görüldüyü kimi, 1918-ci il Mart hadisələrindən yarım il keçməsinə baxmayaraq, parlamentdə 21 nəfər erməni nümayəndəsinin iştirakına yol açılır. O zamanki şəraitdə atılan bu addım Azərbaycan xalqı manifestidir. Arkadaşlar, 100 yıl öncə yaptıklarımızı şimdi yapıyor Türkiye. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine şimdi uygulamaya çalışıyor. Özellikle 2010 yılında kabul edilmiş anayasadan sonra, sivil anayasadan sonra Türkiye'de demokrasinin meşhurlaşması ve başkanlık sisteminden sonra Türkiye'de demokrasi tamamen uygulanmıştır. Lakin Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Türkiye Millet Meclisi, meclis çatısı altında demokrasini kurmuştur. Çok partili bir rejim Türkiye'de uygulanmamasının bir tek nedeni vardı. Abdülhamit döneminde Mehmet Akif Ersoy gibi, Yusuf Akçura gibi aydınların hapsedilmesi ya da onların sürgüne gönderilmesiydi. Mustafa Kemal Paşa'nın isteği, ülkenin sınır dışı edilmemesi, onların yargıyla yargılanmasıydı. Mustafa Kemal Paşa'nın Abdülhamid'in farkı buydu. Abdülhamid ülkenin dış saldırısına maruz kalmaması için o insanların tabii ki ülkenin sınır dışı edilmesi gerekirdi. Atatürk döneminde ise aslında fark, onların yargılanarak milletin önünde kimdiler, kimlerdiler bunun bilinmesi lazımdı. Yani medyanın bağımsızlığı aslında. Yeni parlamentin formalaştırılması, kabul olunan yeni teklifler 1918. yıl dekabrın 3'ünde başa çattırılır. 1918-ci ilin 7 dekabrı şəhər bayram olmasına bürünür. Küçələr, yollar bəzədilir. Hər kəs bir-birini təbrik edir. Çünki hamı bu günü böyük ümidlə gözləyirdi. Nəhayət, dekabrın 7-si gün saat 1-də Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Nikolayev küçəsində keçmiş qızlar məktəbinin binasında, hazırda Füzuli adına əlyazmalar institutunun yerləşdiyi bina, Azərbaycan parlamentinin təntənəli açılışı olur. El ahsakalı Hacı Zeynalabdin Tağıyev de xüsusi qonaq kimi iclasa dəvət edilir. Böyük xeyriyyəçi zala gürültülü alqışlarla daxil olur. Parlamentin açılışında Azərbaycan Milli Şurasının sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə geniş təbrik nitqi söyləyir. Müsavat fraksiyasının təklifi ilə Əlimərdan bəy top Məlum ki, ümumi cəriyanlar, millətlər və firqələr parlamanda iştirak etsinlər. Lakin biz 12 millərdən deyilik ki, deyək hamı bir dərəcədə bizimlə bərabər Azərbaycan istiqlalını və amalını müdafiə edəcəkdir. Yenə də biz 12 millik etmiyoruz. Fəqət istərdik ki, fəaliyyətimizi tənqid, hərəkətlərimizi etiraz edənlər parlaman xaricində olmayıb, parlaman kürsüsündə tənqid etsinlər və buradaca cavablarını alsınlar. Bütün dünyaya ilan et. O tarihe kadar milliyet olarak varlığını ispat için mücadele eden Azerbaycan halkı bu tarihten itibaren millet olarak bir devlet kurmuş ve orasında bütün mücadiyeti de meydan atılmıştır. Medeni böyle bir tereke malik olan vatanımız siyaset sahasında çok büyük ve değerli hamleler Azerbaycan hükümeti az zamanda halk nümayəndələrinə cavabdeh bir hükümet üsulü idare